ile beraber. Erzurum ovaları dedim ana verme verme. Şoray Erzurum'da da kendini kına gecesinde bulur. Kambersiz düğün, şoraysız kına olmaz. Kaynanasından üç çift bilezik. İki. Sana ne oluyor Şoray? Suya karıştım iki. Kaynanasından iki bilezik. Bir tane de tabi. Bu da kına yüzüğü. İki bilezik onun. Bu da abisinden bir bilezik. Abisi. Gene abisinden gel. Mühim bunlar. Abisinden. 50 milyon para. 50 YTL. Kardeşim biraz hazırlıksız oldum. Kusura bakma, seni gayet değilim. Gittiğinden bile haberim de yok. Evde mi duruyorsun? Artık bende haber ne olur abi? Efendim? Bende haber ne olur? Sende haberin olur. Gördün abi bonkör bonkör, tabii olur. Çepiç seni, çepiç! Gelin avucunu açmıyor, kartı, açmayın. Parası. Nasıl, açmıyor musun yavrum yavrum? Demir para. Ne oldu, kısmi bir tutup geri geldi. Ama ben? Kaynanasından yüzük. Kaynanasından yüzük. Dilin çatal ama elin bonkör maşallah kaynana. Kaynanasından yüzük yeterli mi? Tabii. Kızım bir parmağa bir tane yüzük olur. Kaç tane yüzük koyacağız? Annemin hayali geldi gözüme. Söylediği sözler kaldı dilimde. Girdi gömleği aldım elime. Hasretim anneciğim ararım seni. Ararım bulamam seni. Karşıda sallanır yapraklı dallar. Dilim söyler anneciğim gözlerim ağlar. Annemin emeği çoktur ödenmez. Sayfalarca yazsam yine tükenmez. Kalbime doldursam yine tükenmez. Ağlayıp durma, beni de ağlatacaksın sonra. Ananın yüreği taş olsa yumuşak. Ne bu ya? Allah taşlara kafamı nerelere vura. Muhammed anadan doğdu. Melekler tebriğe indi. Cihan muradına erdi. Can Muhammed nurdan Ahmet. Cihan muradına erdi. Can Muhammed nurdan Ahmet. Erzurum usulü düğün efendim. Nasıl oluyor hadise? Biz şimdi esasında erkeklerin olmaması gereken bir yerdeyiz ama sağ olsunlar çekim için bize izin verdiler. Çok çok teşekkür ediyoruz öncelikle. Nedir usul adet? Şimdi kız gelin evden çıkaracağız. Gelinin babası falan gelecek. Görecek hepsi. Babası çıkacak. Çıktıktan sonra gelin annesini, kardeşlerini, işte komşuları, komşuyla vedalaşacak. Erkek tarafından kaynatası veya kayne herhangi birisi gelip gelini alıp çıkacak. Erkek evine gideceğiz toplu halde. İsim neydi senin? Filiz. Filiz Hanım efendi. Var mı bir heyecan efendim? Var tabii. Yüzünü ilk damat mı görecek? Evet. Kızınız. Peki siz nesi oluyorsunuz efendim? Ben sadece arkadaşım.
Görümce havası vardı sizde ama biraz hafif bilmiş. Her şeyden anlar havası vardı. Yani. Mevlüt ağabey. Gel sen gör de git ha. Valla şey havası vardı, görümce havası vardı. Elinizdeki ne sizin? Abisi beline bağlayacak şimdi. Abisi nerede kızım? Abisi olmaz için siz bağlayacaksınız. Abisi yok mu? Yok, küçük bir kardeşi var. O da bağlayamaz. Ben abisi sayılırım. Tamam. Eğer Zeynep Hanım siz de müsaade ederseniz. Tabii. Filiz Hanım ben. Allah Allah. Öyle biz de şaşırdık kaldık valla. Nasıl oluyor usul? Ben hayatımda ilk defa bu gelin bağı mı? Evet, beline bağlayacaksın. Gelin kuşağını bağlayacağız. Hayatımızda ilk defa. Ucuna da altın. Bileziği zaten işte erkek şey kızın tarafı yapmış. Siz bağlayacaksınız. Bileziği kız tarafı mı yaptı? Tabii, tabii. Kız tarafı sen kardeşim. Ha ha, biz kız tarafıyız tabii. Evet. Doğru, doğru. Ben vermiyorum kızı. Vermiyorum kardeşim. Bozulur bu düğün burada. Alın bunu da. Söyleyin erkek tarafına da gitsin. Madem abisiyim, öyle öyle. Şimdiye kadar neredeydiniz? Uzaktaydık, gurbetteydik. Şimdi haberim oldu. Benim rızam yok bu işe. Kayınbabasıyla görüşeceksiniz o zaman. Ben kimseyle falan görüşemem. Nasıl otur kızım sen de, daha yaşın kaç, başın kaç. Neymiş eve görmek? Nasıl önemli. Yola geleceksiniz ya? Öyle otur. Tamam, bozuldu bu iş. Anne, bozuldu bu iş. Bozulur bu iş. Hayır oğlum, bozulma. Sana hissin. Benim haberim yok hayırlı annem. Hayırlı uğurlu olsun. Yani benim sizin ailenize bir itirazım yok. Neydi tamam. Damadın adı? Tamam. Yakup. Ya Yakup'u da severdim. Sümüklü Yakup değil mi bizim? Onunla frik çeviriyorduk biz küçükken. Abi derdi bana. Ne şimdi oldu? Köy o aleminde böyle bir şey olursa rezil oluruz. Niye gelin rezil geri olmuş, gelin koyulmuş sandalyeyi evden çıkacak, rezil ayıp oluruz. Olur, ayıp. Bozulmaz mı bu saatten sonra? Hayır. Hayırdırmaz. Abi sen bizim yörelerimizi unuttun mu? Böyle bir şey olamaz. İstanbul'da biraz unuttuk hakikaten ya. Gidiyor mu benim kız kardeşim şimdi? Bak, o Yakup bir şey yaparsa, yapmaz ama, yaparsa kapı gibi abim var burada. Biz daha ölmedik. Ana be. Ben ağlamayacağım. Sen de amma ağlamaya meraklıymışsın anne be. Hemen, yani ben de seni annem kadar sevdim ama. Otur yavrum, otur kızım. Gidiyor valla gül gibi kardeşim. Şimdi ne yapacağız? Gelsin erkek tarafı. Gelmesin erkek tarafı. Hemen mi alıp gidecekler kızı? Hadi ki çerezlere söksünler, başına alsın gelsin. Alsınlar o çerezleri, başlarına çalsınlar. Gülme, gülme. Ben kaynana çiftliğe mecbur gülerim. Kızım sen ne zaman büyüdün, ne zaman gelinlik çağına geldin, ne zaman seni istediler de alıp gidiyorlar be kızım be. Kardeşim sen
falan hiçbir şeyden haberin yok. Bunca ez oldum olmadım hiç talaşında değil. Şeyiz tamam değil mi anne, rezil olmayalım bir de. Ettim oğul, elimden geldi. Anne senin adın neydi? Nevin ana. Hakem golümüzü yedi Nevin ana. Arayıp soruyorduk işte Nevin ana diye burada. Kızım bir çekil de Nevin ana görünsün. Bu kim? Bu bizim... Kızım bu da benim. Benim kardeşim mi bu da? Evet. Bunu da mı alıp gidecekler? Yok. Bunu vermem kimseye. Senin adın ne? Yeşim. Ailemle tanışıyor. Ah Yeşim'im benim. Kız ben seni kundakta bıraktım İstanbul'a çalışmaya gideceğim diye. Mis kokulu bir benim. Ne oluyor şimdi, ne oluyor? Erkek tarafı gelsin çıkarsınlar bizi. Gıcık olacağım ben şimdi erkek tarafına. Kız abisiyim ya. Verdiniz mi haber? Geliyorlar mı? Sizi de vereceğim. Ben evliyim zaten. Daha ne? Tamam. Siz aldınız kızın abisi falan, öyle mi yaptın? Sen aynı görümce gibi davranıyorsun. Yani. Bu nasıl böyle sağ dışlık, anlamadım ki ben. Götürecekler mi? Buyurun. Şöyle alalım. Aleykümselam. Yakup'un babası? Evet. Siz? Abisi. Yakup'un abisi. Evet. Ben de gelin kızın abisiyim. Var mı bir itirazınız? Hayır, yok bir itirazımız. Kendimizi götürmeye geldik. Götürmeye geldik. Evet, gelini götüreceğiz. Ana, Nevin ana. Efendim. Ne diyorsun? Ne yapayım oğlum, Allah hayırlı olur etsin. Zaten bizim evden çıkmış. Buyur. Ne yapıyorsun dayı? Çerez yapıyorum ki gelini kaldı. Serpmeden önce biraz gelinin abisine ver de. Niye serpili? Gelini kaldırmak için yani, haberler olsun ki gelini götürmeye geldik diye yörelerimiz öyle bizim. Ya, tatlılık olsun diye, tatlı sepilir. Çerez sepilir, tatlı sepilir. Baklava da serpseydiniz bari madem tatlı. Baklava olmaz, çerez olur. Çerez. İyi. Evet. Geliyorum bakma. Bunlar kaldı. Ben de diyorum bu niye cevallı cevallı böyle. Durun. Bir gelin buradan çıkmaz. Niye çıkmıyor? Abisi kapının önünde dikiliyordu ondan. Hediyesini verin çıkartırız. Hediyesini alalım belki çıkar. Buyurun hediyesi. Ben dayı seni çok... Ya sen valla... Ya Mahsun dayım benim. Vay Yakup'un abi, senin adın neydi ya? Selman. Selman, sen Adana'da mı yapmıştın askerliği? Evet. Hey Selman'ım benim ben. Hadi kızım, Allah Mesut'la ihtiyar etsin. Hadi bakalım. Kızımız baba ocağından çıktıktan sonra kendisini bekleyen kalabalığın yanına gelir. Kravatlısınız diye soruyorum. Sizin göreviniz nedir? Ben muhtarım. Şimdi ne olacak? Şimdi de imamımız dua edecek. İlahiler eşliğinde gelini götüreceğiz damada. Erzurum'da bana. Adet bu. Adetimiz bu. Hocam siz duayı yaptıracaksınız. Evet. Buyurun lütfen. Amin. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. وَالْعَقْبَةُ لِلْمُتَّقِينَ وَلَا عُدْوَنَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ اَجْمَعِينَ وَإِلَهِ الْعَالَمِينَ وَاَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ Ya Rabbi düğünümüzü mübarek eyle, Amin. Dostluklarını daim eyle, Amin. Gençlerimizin ömürlerini uzun, Amin. Rızıklarını geniş, Amin. Evlatlarını ulema-i salihinden eyle ya Rabbi. Amin. Ne oluyor burada? Yavrum ne oluyor? Ne istiyorsunuz? Sözcünüz kim sizin? Sen misin sözcü? Evet. Anlaşabiliriz. Ne istiyorsun? Para. Oğlum anladık. Kaç para istiyorsun? 20 milyon. Niye? Hepimize daha fit. 50 de 20'ye fit ol sen de. Değil mi? 50 de. Gençler 50 milyon istiyorlarmış. Ne diyorsunuz? Onu damat. Herhalde damadın babasına soracağız onu.
Yok, anneye soralım da. Annelerde var. Sen de yok mu? Böyle kirli çıkısındır sen, vardır abi, vardır. Kıyıda köşede vardır senin. Bileziğin mileziğin vardır. 20'ye bağlayalım işi ya da ona bağlayalım işi. Evet. 20'ye bağlayalım. Sen ver dayı ben 20'yi. Tamam çocuklar, hallediyoruz. Oğlum bir dur. Yavrum bunu beraber harcayacağız. Hadi bakalım, siz bakkalın oraya gidin, geliyorum ben. Uç. Bakkal yok. Nasıl bakkal yok? Yok bakkal. Tamam, okulun bahçesine gidin, geliyorum ben. Hadi hadi bakayım. Çok sakladım zamanı, şimdi geldi zamanı. Bu ne? Anne bu ne? Bu da kazan. Kazan kazan. Gelin çıkar şunu kırar. Ne yapacak gelin? Gelin kıracak o tabağı. Kazanın üstündeki evet, çay tabağını. Evet. Niye yapacak bunu? Öyle işte. Geleneğimiz öyle. Geleneğimiz o çay tabağını kıracak. Anlamı ne? Anlamı da işte geleneğimiz. Gelinin cesur olduğu oradan belli olacak. Gelinin cesur olduğunu anlamak için evet, çay tabağı kırması. Gelin cesur değildir demek ki. Çay tabağı kırılacak. Sen cesur musun? Öyleyim. E hadi bakalım. Sakladım zamanı, şimdi geldi zamanı. Kır. Heh, aferin kızım. Onun gül gibi abisi, aslan gibi abisi var onun burada. Burada mı duracak gelin? Evet. Gelin duracak, o almam. Çok sakladım zamanı. O ne? Sen kimin kafasına atıyorsun? Bırakın beni. Bekleyin. Ne yapıyorsun sen? Kardeşim ne yapıyorsun sen ya? Ne yaptın sen? Kim o? Kim o Ferdi? Hangi sayı? Sen mi yaptın? Kim o? Sen mi yaptın? Ben attım. Gel buraya. Niye atıyorsun oğlum kızın kafasını elma? Tatlılık olsun diye. Oğlum tatlılık olsun diye kızın kafasını yaracağım be. Adetlerimiz de öyle. Sen damat mısın? Evet. Yakup sen misin? Evet. Sümüklü Yakup bizim. Firik çevirdiğimiz Yakup. Peki attın, değdiremedin, ne oldu? Değdiremezsem yanımdakiler beni döver. Döverler. Evet. Fark etmez canım, kızın canını acıttı. Buyurun, buyurun. Buyurun. Yo, hem tatlılık olsun diye hem de sevdiği için arttı. Erzurum'daki düğünlerde enteresan bir gelenek var. Damat kızı sevdiği için kafasında elma parçalıyor. Sakladım zamanı, şimdi geldi zamanı. Çok sakladım zamanı. Bu tepe, bu li tepe, nani de yarim nani. Bu tepe, bu li tepe, nani de yarim nani. Bu tepe, bu li tepe, nani de yarim nani. Su gelir sere sepe, 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 nani de yarim nani. Gittim ki yarım yanlış, nani de yarim nani. Bırak çocuğu oğlum, damat gidiyor. Lan! Tamam, çaldı. Çaldı. Şimdi siz oynayın. Çaldı mı? Çaldı, tamam. Çaldı, çaldı. Bunlar kim? Bu ne grubu böyle? Bu hırkızlar. He? Haramlar. Ne biçim konuşuyorsun sen öyle hırkız grubu, hırkız grubu diye? Damadı niye çaldınız? Ne yapacaksınız? Düğünün dışında kalanlar, düğünden sayılmayanlar dışarıda bu Erzurum düğünlerinde. Ah canım, seni düğünden saymadılar mı? Benim düğünde de oldu. Eğer yok, seni şimdi düğünden, davetiyeden saymadılar mı? Saymadı. Davetiye gelmeyenler düğünden sayılmıyor. O zaman damat mı kaçırılıyor? Damat kaçırılıyor. İyi, bana da davetiye gelmedi. Ben de kaçırdım. Ne yapacağız şimdi? Evet. Damat diyorsun ama. Şu anda bizim elimizde. Elimizde evet. Düğünden kopardık onu. Kopardık, kopardık. Çaldım. Sen uyu Sadıç. Bu hala ate 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 ate. Tepeler götürsün seni. Damat gidiyor hala. Nani de yarim. Efendim, damat her düğünde olduğu gibi Erzurum'da da kaçırılıyor. Ama kaçıranlar düğüne davetli olmayanlar değil mi? Siz düğüne evet, davetli değil, evet, değildiniz davet. Evet. Damatı biz aldık, karşılığında peşkeş alıp geriye iade edeceğiz. Ne alacağız? Peşkeş mesela oyu. Kimi çağıracağız, kimi? O düğünde iştirak edenlerin delikanlı başı. Adı ne onun? Kelebaş mı? Etbiye başı yani. Ne başı?
et biya, keledoş. Yani keledoş. Erzurum'da düğünlerde et biya veya keledoş olarak onlar sınıflandırılmıştır. Et biya, keledoş kimdir? Keledoşlar. Delikanlı başı olarak ben arkadaşlarımızın sözlüsüyüm. Canım delikanlı başı sen mi oluyorsun? Evet. Canım damat elimizde keledoş. Evet, doğru damat... mu söylüyorum? Keledoş mu? Keledoş, delikanlı, delikanlı başı. Başı olarak arkadaşlarımı temsil edin hem çaldılar arkadaşlar. Çaldılar demeyelim, ödünç aldı. Ödünç aldılar. Geri vermek isteriz. Alıp turşusunu kuracak halimiz yok damadın. Tamam. Hele bir görelim bakalım bir işin ucunu. Şimdi bir görelim. Kırkıza beyler borçludur. Onlar kırkız, biz de beyik, delikanlıyık. Onlar ne diyorsa onların sözünü yerine getireceğiz. Bakar ki ne diyecekler. Efendim dört tane koç... Bir de 200 milyon. Ben şimdi koçu moçu buradan İstanbul'a falan gidiyor. Ben keş para. Onlar aşırı derecede istedi hırsız ama öyle olmaz. Tamam, anlaşamıyoruz. Sakın anlaşamıyoruz. Yapacak bir şey yok. Hadi dağlara götürürüz ben. Hadi. Hadi canım, siz düğüne devam edin. Keledoş, kaldın kelken. Keledoş! Şu orta yerde bir buluşalım. Damada sahip çıkın. Hacı emmi! Hacı emmi! Gel hele bir aramızı bul ya. Gel hele bir gel. Gel dayım benim ya. Gel bir büyük olarak ya. Ve aleyküm selam da. Getirmeyin damadı, uzaklaştırın. Hacım nasılsın? Gözlerinizle falan ömrünüzü doyacağım. İyisin, hoşsun. Sağ olun. Gel hele keledoş. Şimdi dayı. Buyur efendim. İsmin nedir? Benim ismim Hafız Osman. Hafız Osman amca. He buyur. Düğün vardı burada, biz damadı kaçırdık. Hayırlı olsun, hayırlı olsun. Sağ olasın. Bu da keledoşmuş. Çok güzel maşallah. Aramızı bul diyoruz. Şimdi biz bunlardan 4 tane koç, bir de artı 200 milyon para istiyoruz. Bunlar da diyorlar ki vermeyiz diyorlar. Ne yapacağız? Bu çok ağırdır. İnce bir yerinde bağlayak. Bağla da yap aramızı, bul aramızı. Seni kıramayız biz. Bir tane kebaplık versinler. Bir tane mi koç versinler? He tabii. Ama benim bunu arkadaşlarıma danışmam lazım benim. Danış da tamam. Hele bir dur hele, geliyorum ben. Gel. Bir koç mu diyorsun? Tabii bir bizim tane. 200 milyon ne oldu dayım? 200 milyon da eridi. Nasıl eridi? O gitti. Nasıl gitti? Sen kimin tarafındansın? Nasıl hiçbir kimsedim ben. Sizden tarafsız. Ya bir tek koça mı bağlayacağız biz? Bir tek koça bağlayalım. Ben arkadaşlarımla konuşup geliyorum. Sen arkadaşı bir eyle hele de. Tamam. Arkadaşlar bir tane koça bağlayalım diyorlar. Bakın ben de hakkımdan vazgeçtim. 200 milyon alacaktım helalinden. Almıyor, vazgeçtim. Yakup'un hatırı vazgeçtim. Bir koça bağlayalım. Keser yeriz. Damadın bir koç kadar değeri mi var? Hemen sorup geliyorum. Ne zor işmiş bu diplomatik temaslar. Diyorlar ki dedem. Efendim? Damadın bir koç kadar mı değeri varmış? Diyor. Nasıl daha fazla olacak ha? He daha fazla olacak. Olmaz olmaz. Ondan fazlası olamaz. İki koça bağlayalım. Sen yok ikna. Yok. 10 tane tabi koyalım. 10 tane. Oldu. Hacım dediyse kabul ederiz. 10 tane tabi. Kabul. Bir koç. Yok tabi 10 tane. Koçu boş ver. Tavuğun eti daha güzeldir. Olur mu be? Oldu paşam. Hem de ya bir koç beş tavuk de yapalım bunu. Köy tavuğu hem de değil mi? Hem de köy tavuğu. Bunlar tavuk mantıkadır. Hemen sorup geliyorum dedem benim. Az hele eylesin. Arkadaşlar yeni bir gelişme oldu. Evet. Diyorlar ki 10 tane tavuk verelim diyorlar. 10 tane tavukla mümkün değil. 10 şimdi... tane tavuğu... Bir... Git sen de söyle o zaman. Yeter be, bu yolu kaç kere gidip geleceğim. Gelsin kendileri gelsin. Dedemi mi yoracağız? Ben alıp geleyim hele. Keledoş, al dedemi gelsen. Al delikanlı başını. Alsın gelsin. Ya dedem kusura bakma, seni de yoruyoruz. Buyur, estağfurullah. Buyurun paşam. Buyur ya, paşam. Gördün mü hacım? Doğru söylüyor. Olmaz. 10 tavuk kadar değeri mi var damatınızın? O değil abi, ben köy uzakçı bir tane bücret kesin yiyeyim. Yani. Kabul edelim 12 tane tavuğu bitsin hacı gitsin. Hacı amcanın hatırı için. Hacı amcanın hatırı için. He? Hacı amcanın için hatırı için. İnan diyeyim. Amca. Benden az geldim. Buyur paşam. Sadece senin için. Buyur. Sadece senin için kabul ediyoruz. Sağ olun. Damat kurtarıldı. Operasyonu bizim amcamız yaptı. Tamam. Sağ ol dedem. Buyur. Geçmiş olsun Yakup'um. Sağ olasın. Nasılsın? İyi vallahi, biraz üşüdük ya. Az önce de üşüyordun canım. Daha çok mu üşüdün yani? Şimdi daha çok üşüdük ya. Hadi. Hadi bakalım. Buyurun. Demek ki adalet er geç önünde sonunda tecelli eder. Sen kızın kafasında elmayı patlatırsan arkadaşların da seni burada karların içerisinde kar topu gibi oynarlar. Aha! Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.